Herkese kucak dolusu selamlar. Ben uzman psikolog İsa Mail. Ben de iktisat psikoloğu Semih Mail. Bugünkü konumuz, biz neden sadece gurbetçilere yönelik hizmetler veriyoruz? Neden sadece onlara rehberlik alanında ve danışmanlık alanında destek oluyoruz? Neden biz sadece gurbetçilere hizmet ediyoruz? Neden sadece gurbetçilere hizmet ediyoruz? Bu soru aslında biraz komik. Çünkü bu şuna benziyor. Sen bir diş doktoruna gidiyorsun ve ona şu soruyu soruyorsun. Sen neden kalp doktoru değilsin de diş doktorusun? Nasıl o absürtse, bu soru da aslında absürt ama bunu binlerce kez cevaplamamıza rağmen tekrar bunu bu videoda cevaplamış olalım. Neden sadece Batı Avrupa'da yaşayan gurbetçilere hizmet vermekteyiz? Çünkü biz Avrupa'da doğduk, büyüdük. Burada yaşanan engelleri, sorunları çok net bir şekilde biliyoruz. Burada bir Türk olarak 1-0 hayata geriden başlıyorsun. Bir Türk olarak mobbinge veya ırkçılığa maruz kalabiliyorsun. Dolayısıyla bu engelleri nasıl aşacaksın ve Avrupa'da nasıl başarılı olacaksın? Bunu birçok kez deneyimlediğimiz için ve danışanlarımıza bu konularda yardımcı olduğumuz için bizim uzmanlık alanımız Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin başarılarını ve huzurlarını arttırmak. Ona göre dizayn edildi. Yani programlarımız buradaki yaşayan insanların sorunları belli, onlara yönelik, onların problemlerini kaldıran, onların hayatına bereket getiren, onların hayatına huzur getiren, başarı getiren, onların kazancını arttıran yöntem ve taktikler, yani onlara hitap ediyor. Aynen. Çünkü insan doğduğu yere ayak uydurur ve sen nerede doğup büyüdüysen o ortamın psikolojik altyapısını kazanıyorsun. Sen her ne kadar Türk de olsan, Avrupa'da doğup büyüdüysen, Almanya'da doğup büyüdüysen Alman mentalitesini kazanıyorsun. Fransa'da doğup büyüdüysen Fransız mentalitesini kazanıyorsun. Evet. Türkiye'de doğup büyüdüysen Türkiye mentalitesiyle büyüyorsun. Aynen. Yani psikolojik altyapılar farklı. Şimdi Avrupa'da yaşayan bir Türk'le Avusturya'da, Amerika'da veya Türkiye'de yaşayan Türk'ü kıyaslayamazsın. Aynen. Sadece Avrupa ülkelerindeki Türklerin psikolojik altyapısını zaten kıyaslarsan, Fransa'daki bir Türk'le Almanya'daki Türk'ün arasında bile dağlar kadar fark varken, Türkiye'deki psikolojik tavsiyeler Avrupa'daki Türklerin işine yaramıyor. Aynen öyle. Yani Türkiye'den bir uzman geldiği zaman yavan kalıyor. Problem çözemiyor. Hayal kırıklığına uğruyor. Buradaki insanlar, gurbetçiler genellikle mağdur oluyor. Diyor ki, bir haftalık bir eğitime gittim. Türkiye'den bir uzman geldi. Hayatım zehir oldu. Hiçbir şey değişmedi. Hayal kırıklığına uğradım. Tabii uyumuyor. Çünkü o seni anlayamaz ki. O burada yaşamadı. Bilmiyor yani. O senin yaşadığın problemleri bilmediği için çözüm üretemiyor sana. Ama biz burada doğduk, büyüdük. Burada yetiştik. Burada kendimizi geliştirdik. Buradaki problemleri çözdüğümüz için buradaki kişilere göre eğitimlerimizi dizayn ettik. Yani şöyle düşün. Rolex saati ile örnek vereyim. Rolex saati 1,5 yılda üretiliyor ve içerisindeki çarklar ona göre dizayn edilmiş. Sen tutup da dışarıdan başka bir saatin çarkını oraya soktuğun zaman bütün Rolex saatinin dizaynını, iç sistemini değiştirmen lazım. Yani sistemi bozar. Dolayısıyla biz de o yüzden her seferinde söylüyoruz. Eğitimimize başlamadan önce başlıkta olsun, kanalımızın başlığı öyle. Devamlı insanlara, buradaki insanlara yönelik anlatıyoruz. Söylüyoruz değil mi? Bak, gurbetçilere yönelik diyoruz. Hatta bazıları diyor ki, yorumları ne diyorlar? Örneğin, bu anlattıklarınız Türkiye için geçerli değil. Bu anlattıklarınıza Türkiye'de başarılı olamazsın diyenler var. Bunu zaten iddia etmiyoruz. Yani bizim uzmanlık alanımız Avrupa'da yaşayan gurbetçiler. Evet. Ve sosyal medyada anlattığımız bütün tavsiyeler Batı Avrupa'da yaşayan gurbetçilere yönelik. Yani biz sanki Almanya'da doğup büyümüş bir Türk'e hitap ediyormuş gibi o videoları hazırlıyoruz. Aynen. Dolayısıyla bu videolar devamlı bu kitleye yönelik. Yani dışarıdan sen Azerbaycan'da yaşıyorsan, Türkistan'da yaşıyorsan, Kırgızistan'dan yaşıyorsan, hocam burada bu anlattıklarınız geçerli değil, olmuyor. Evet, zaten öyle. Biz onu biliyoruz zaten. Ya dolayısıyla zaten diyoruz zaten, siz bulunduğunuz bölgenin uzmanına başvurun. Evet, başlıkta zaten yazıyor ve girişte söylüyoruz zaten. Söylemeye de gerek yok. Zaten biliyorsun. Topla halde tekrar söylemek adına zaten evet, bu podcast'ı, bu videoyu çekmeye karar verdik. Evet, çok güzel. Şimdi bunun dışında ne eklemek istersin? Avrupa'da yaşayan bir gurbetçinin psikolojik altyapısının farklı olmasının sebebi nedir? Bir kere maça 5-0 başlıyor, öyle diyelim. Irkçılık var, mobbing var.
seni devamlı dışlıyorlar. Dil sorunu var. Dil sorunu var, kültür farkı var. Etine kadar sıkıntı yani. Tamam mı? 5-0 başlıyorsun. Bunun dışında bir tane örnek vereyim. Saat 10'da randevun var. Sen onu 10 geçe gittiğin zaman bir daha giremiyorsun zaten. O randevuyu ne yapıyorlar? İptal ediyorlar. Veya şimdi ceza bile kesiyorlar. Yani randevuya gitmedin. Veya randevuya geç kaldın. Adam tazminat istiyor senden. Fatura gönderiyor evine. 100 euro, 150 euro. Diyor ki randevuya geç kaldın. Veya gelmedin diyor. Şimdi bu kültür böyle. Tolere etmiyorlar burada. Yani senin kaşına gözüne bakarak hatır gönül değil yani. Öyle bir şey yok. Bu Avrupa'da, Batı Avrupa'da bilhassa böyle bir durum yok. Ama bu da Batı Avrupa'nın dışında var. Tamam mı? Ya bir kere tolere ediyorlar. Gönül, hatır, abi, dayı olayları var. Aralara başka insanları sokabiliyorsun. Bununla beraber kalbini kırmayayım diye hayır demiyorlar. Mesela abi hallederiz, sorun değil, sıkma kendini diyerek hayır diyemiyorlar. Ama Avrupa'da öyle değil ki. Adam sana direkt, mesela seninle çalışmak istemiyorsun, direkt söylüyor zaten. Kusura bakma, ben seninle çalışmayacağım diyor. Bitti. Hatta kusura bakma bile demiyor. Yok diyor, seninle çalışmayacağım diyor. Nein diyor. Direkt nein diyor. Dolayısıyla tamamen psikolojik altyapı farklı yani. Kültür farklı, travmalar farklı, her şey farklı. Kültür farklılıklarından dolayı bu altyapı farklı oluyor. Örneğin evet, az önceki örnekteki gibi Türkiye'de saat 10'da bir randevu varsa, buna geç kaldığında, yarım saat geç kaldığında kimse darılmaz. Esnek herkes davranır. Evet. Normal bir şekilde devam edersin. Sorun yok. Fakat Almanya'da örneğin Alman dakikliği diye bir şey var. Saat 10'da randevun varsa 10'da orada olacaksın. Onu 5 geçe oradaysan iptal edilmiştir randevu. Çoğunlukla öyle. Evet. Ve dediğin gibi Almanlar çok açık sözlüdürler. Bir şey beğenmediyse direkt söylerler. Fakat bu sana bir Türk olarak çok yabancı gelebilir. Yani buna alışık değilsindir. Dolayısıyla bir Türk olarak Avrupa'da başarılı olabilmek için veya Almanya'da başarılı olabilmek için farklı taktikler ve stratejiler var. Evet. Yani Türkiye'de başarılı olduysan Almanya'da başarılı olacaksın anlamına gelmiyor. Bu Almanya ve Avrupa tamamen farklı. Buradaki insanların psikolojisi tamamen farklı. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Hayır diyememe hastalığı. Mesela hallederiz abi, yaparız, ederiz diyerek sen bu şekilde bir Alman'a konuşursan o bunu söz olarak kabul ediyor ve bunu yapmadığın zaman o zaman bittin zaten. Siliyor seni. Seninle bir daha uzun vadeli çalışmaz. Dolayısıyla açık ve net konuşabilmek gerekiyor. Aslında bu kültüre ayak uydurabilmek gerekiyor. Bizim eğitim ve rehberlik programlarımız da zaten buradaki altyapıya, psikolojik altyapıya ve buranın kültürüne yönelik hazırlanmış. Evet. Buraya göre dizayn edilmiş. Buraya uyuyor. Mükemmel uyuyor. %100 evet, başarı oranı, sonuçları çok iyi. O yüzden burada çalışan sistemi başka yerde çalıştıramıyorsun. Ancak referans yoluyla birileri kefil olursa, evet, birileri araya girip o kişiye referans olursa, bizim tabii sadece referans da yetmiyor, kişi kendini geliştirmeye açık olmalı, kendine para yatırmaya açık olmalı, bu normal olmalı. Çünkü Almanya'da bunlar çok normal. Yani eğitime 3 aylık 5 aylık eğitimler, 1 senelik eğitimlere buranın standart ücretleri normal geliyor. 3000, 5000 euro normal. Veya senelik eğitimler de var. Yani Avrupa standartında minimum coaching and training 3000-5000 eurodan başlıyor. Evet. Avrupa genelinden bahsediyorum. Yani bizim evet, rakamlar değil. Evet. Normal Avrupa rakam çerçevesi bu şekilde. Evet. Hatta dediğin gibi yahız coachingler var. 50.000 euro, 100.000 euro, 150.000 euroya dahi mastermindler var. Yani bunlar evet, normal Gang und Gebe diyorlar yani. Evet. Almanya'da, Avrupa'da rakam çerçevesi bu şekilde ve bu rakamlar başka ülkelere göre yüksek olabilir. Avrupa'nın diğer ülkeleri veya haricinde başka ülkelerde de bu rakamlar çok yüksek olabilir. Evet. Bu da sebeplerden bir tanesi. Ama sen bizim eğitimimizin ücretini ödeyebiliyorsun diye bizim eğitimimize katılabileceksin anlamına gelmiyor. Aynen. Yani bizim eğitimlerimize kabul edilmek için 15 tane kriter var. Bunlar hepsi uyduğu zaman biz danışanı kabul edebiliyoruz. Zaten danışan kabulünde çok seçici olduğumuzdan dolayı zaten başarı oranımız çok yüksek. Yani karşılıklı güven gerekiyor. O kendine güvenebilir %100. Hocam ben kendime güveniyorum. Tamam, olabilir. Her şeyle hazır olabilir.
Ama benim de inanmam lazım. Benim de güvenmem gerekiyor. Benim de %100'e gelmem lazım. Yani %80 yetmiyor. Dolayısıyla karşılıklı güven esastır. Aynen. Bu konuda. Karşılıklı güveni sağlayabilmek adına zaten biz çalışmalara başlamadan önce ön görüşme yapıyoruz. Kişiyi analiz ediyoruz. Aktüel durum nedir? Hedeflediği sonuç nedir? Bizim alanımıza giriyor mu? Buna nasıl bir plan hazırlayabiliriz? Detaylı bir analiz yaptıktan sonra zaten çalışmalara başlıyoruz. Kişi bizi tanıyor. Biz kişiyi tanıyoruz. Karşılıklı güven olduktan sonra programlara başlayıp güzel sonuçlar elde ediyoruz. Peki ne kazandırıyoruz? Bir de onlara bakalım mı? Yani bu programlara katıldıktan sonra Avrupa'da yaşayan bir gurbetçi ne kazanıyor? Bana söyler misin? Para mı kazanıyor? Ne kazanıyor? Bunu huzur mu kazanıyor? Bana bunu tek tek anlatır mısın? Ne kazanıyor? Öncelikle zihnini başarıya, berekete programlıyor. Başarı kafada başlıyor. Kafayı bir başarıya programlamamız gerekiyor. Evet. Kafadaki engelleri buluyoruz. Kişiyi engelleyen gizli engeller var. Örneğin diyor ki hocam ben yıllardan beri çalışıyorum, yapıyorum, ediyorum. Yine de yerimde sayıyorum. Bir türlü ilerleyemiyorum. Önümde gizlik bir cam var. İlerleyemiyorum. Devamlı oraya kafamı çarpıyorum diyor. Sinekten çarptığı gibi. Aynen. Biz de ne yapıyoruz? O gizli engeli buluyoruz. O gizli engel genellikle kafadaki kilitler oluyor. Bu kafadaki kilitler örneğin nelerdir? Yanlış düşünce kalıpları, yanlış sözler, atalarımızdan kalan psikolojik blokajlar öyle diyelim. Bunları tespit edip ortadan kaldırıyoruz. Bunları kaldırdıktan sonra kişinin gizli kalmış o potansiyelini keşfediyoruz. Evet. Yani bu insanın yetenekleri nelerdir, becerileri nelerdir, fark etmediği bu becerileri keşfedip açığa çıkardığımızda kişi bu plan doğrultusunda ilerlediğinde hedeflediği sonuçlara hızlı bir şekilde emin adımlarla ulaşıyor ve bu başarıyı kalıcı hale getiriyor. Çok güzel. Peki o zaman bu programa katılabilmeleri için ne yapmaları lazım? Mile Coaching Akademi'nin eğitim programlarından istifade edebilmek için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. milecoaching.com. Bir ön görüşme için başvuru yapabilirsiniz. Hemen web sayfamızı ziyaret edin. Bir başvuru yapın. Kısaca görüşürüz. Eğer her şey uyarsa programlarımıza başlarsınız. Siz de Allah'ın izniyle güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. İnanıyoruz. İnşallah. Peki. Şimdi hemen web sayfamızı ziyaret edin. Ön görüşmede tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder. Bu değerli ön görüşmede sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. milecoaching.com